Palma'dayız orada. Doğanın güç gösterisi devam ediyor. Lav 150 evi yuttu ve 6000 kişinin tahliye edilmesine yol açtı. Devamı da var. Şimdi asit yağmuru başlamasından korkuluyor. Kızgın lav sokakta ilerledi, lüks villanın havuzuna lav kitleleri düştü. Korku filmini andıran bu sahneler İspanya'ya ait Kanarya Adaları'nda yaşanıyor. Yaşlı Doruk Yanardağ hala aktif. Gözde tatil beldesi La Palma'nın bir bölümü kapkara lav tabakasıyla kaplandı. Üzerinde duman tütüyor. Volkan 50 yıllık uykusundan pazar günü uyanmıştı. Patlamalar gece boyunca devam etti. Bir başka kırıktan daha lav püskürmeye başladı. Dağ eteklerinden akan lav yerleşim yerlerinde ağır ağır ilerliyor. Sokağın lav kitlesiyle adeta bloke olduğunu gören itfaiye erleri şaşkınlığını gizleyemedi. 80 bin nüfuslu adadan en az 6 bin kişi tahliye edildi. Geride bıraktıkları hayvanların yardımına itfaiye erleri koştu. Birçok mahalle terk edilmiş halde. Lav kitleleri 150 evi yuttu. Geriye kül yığını kaldı. Doğal afet nedeniyle henüz yaralanan ya da ölen olmadı. Ancak tehlike sürüyor. Lav denize akarsa asit yağmuruna yol açabilir. Ancak bunun ne zaman olacağı belirsiz. Volkandaki tektonik hareketlilik depreme de yol açıyor. Yanardağ yakınında canlı yayın için hazırlanan muhabir depreme yakalandı. Korku içinde çığlık attı. Yanardağ patlamasını muhteşem bir şov olarak niteleyen İspanya Turizm Bakanı eleştiri oklarının hedefi oldu. Muhalefet yüzlerce kişi ellerindeki her şeyi kaybederken bu açıklama gerçek mi diye sordu.